Merve ile size söz vermiştik. Duruyor mu? Duruyor. İyisin. Merve ile size söz vermiştik şırdan yiyeceğiz diye. Şu anda neredeyiz? Şırdan yemeye geldik. Taksim'deyiz, Beyoğlu'nda. Böyle İstiklal Caddesi'nin hemen üzerinde bir ara sokakta. Ve hayatımızda ikimiz de ilk defa şırdan yiyeceğiz. Bir Adana yemeği. Bakalım nasıl. Hoş bulduk. Şırdan var mı? Şırdan bir saatte yok. Aa, çünkü ben... Ha, var, var, var. Var mı? Evet, gel. Oley, tamam. Erken çıkmış. Tamam. Sosun şansınız. Bu saatte hiçbir zaman çıkmıyor. Teşekkürler, çok sevindim. Adanalı mısınız? Ben Adanalıyım. İstanbul'da çok yok galiba değil mi şırdan yapan? İki yer var. Biz kanalımız... Hiç yemediğim böyle ender yemeklerden bir tanesi. Belki hiç yemedim. Çeker, hani size de böyle belki bir iki soru sorsam. Şöyle otursanız. Çekmeye devam ediyor mu? Ha, bakayım. Olsun. Kapamamışsın yani. Hiç ama. Problem değil. Bakayım bir kontrol edelim. Birer tane getirsin size. Ha, getirsin öyle mi konuşalım? Evet, biraz tanışalım getirsin. Tamam, tamam. Bir şeye bak ya. Acıymış. Burası güzel. Şimdi, şırdan yemeğe geldik. Taksim'deyiz. Kelle Paça Murat geldiğimiz yerin adı. Hayatımda ilk defa şırdan yiyeceğim. Şırdan bir Adana yemeği. Birazdan zaten böyle soracağız sorularımızı nasıl bir yemektir diye ama hayvanın sakatatından yapılıyor, koyundan yapılıyor. Her koyundan bir tane şırdan çıkıyor diye biliyorum. Daha sonra içi böyle baharatlı bir iç pilavla dolduruluyor ve de haşlanarak pişiriliyor. Görüntü itibariyle çok ilgi çekici değil ama herkes lezzetinin çok güzel olduğunu söylüyor. Adana'nın milli yemeği olarak geçiyor. Adana'da galiba öyle bir bilgi almıştım, günde 30 bin tane şırdan satılıyormuş. Genelde geç saatte yeniyor. Biz bugün biraz erken geldik ama şansımıza bulduk şırdanı. Aa, ben çok merak ediyorum. Tabii ki yine Merve ileyiz. Merve, sen merak ediyor musun? Doğruyu mu söyleyeyim? Hadi doğruyu söyle. Hayır. Yani bir çekiniyorum yemeğe. Evet. Hayır, tadını... Böyle hani benim internetten gördüğüm, videolardan gördüğüm böyle sulu sulu, hani doyurucu, insanın içini ısınan bir yemek gibi ama bilmiyorum. Güzel mi şırdan? Öyle mi? Kokoreçle tatları apalardı. Hiç bilmiyorum ya. İçinde iç pilav olduğunu biliyorum. Hani yine sakat attan yapılana göre... Geldi. Teşekkürler. Şimdi... Bir şöyle bir alayım. Evet. Bu koyundan yapılıyor değil mi? Koyun bağırsak tarafı. Koyunun bayı bağırsak, midesi. Her koyundan bir tane mi çıkıyor bundan? İçine bayağı iç pilav mı yapıyorsunuz? Normal dolma içine nasıl hazırlıyorsa onu da o şekilde hazırlıyoruz. Tamam. Pirinç olarak. Kimi bulgur koltuğu, kimi pirinç dolduruyoruz. Pirinç dolduruyoruz. Kuyruk yağıyla biz sonuca baharatını falan ayarlıyoruz. Ha, içinde kuyruk yağı var. Kuyruk yağı da var bunun içinde. Tamam. Baharatları ayarladıktan sonra bu pirinci içine koyuyoruz. Pirinci kavuruyoruz biraz. Ondan sonra bekletiyoruz, dolduruyoruz. Doldurduktan sonra pişiriyoruz. Sonra da haşlıyorsunuz değil mi? Tabii, doldurduktan sonra haşlıyoruz, kaynatıyoruz bunu. Tamam. Kaynattıktan sonra, piştikten sonra getiriyoruz, servise hazır. Evet. Meşhurdur şu Adana'nın şırdanı. Şarlama meşhur, Adana'nın kebabı meşhur. Adana'nın bütün her şeyi çok güzel zaten. Peki İstanbul'da nasıl çok şırdan satıyor musunuz? Çok satıyoruz. Hani beni geçtiremiyoruz yani. Öyle mi? Hangi baharatı koymamı tavsiye edersiniz? Bunun baharatı kimyon dökersiniz üstüne. Kimyon? Tabii, kimyon dökersiniz üstüne. Acı severseniz pul biber dökün, sevmeseniz. Direkt şöyle dökeyim o zaman. Çatal bıçakla mı yeniyor, elle mi yiyoruz? Çatal bıçakla yenilmez bu. Adana usulüne gitsen zaten sana bıçak çatal vermez. Şöyle tutup elle yiyorum. Kağıt ver, aynen o şekilde. Tamam. Alırsın, yersin. Çok heyecanlıyım. Şükürler size kaldırır lan. Yok, güzel lezzetli, güzel. Tadı da çok güzel. Hiç yemeyen bile yiyor bunu, beğeniyor ve bir daha da geliyor. Nasıl bir tat? Bence de çok güzel. Evet. Şeyin kıvamı da çok güzel, pirincin. İşte biz onu o hale getiriyoruz evet. O şekilde. Yani hiç böyle... Tutuyoruz. Yani, lapa diye şey diye ipi var ipini ha ipini çekiyoruz çekersin sonra iple böyle ipi neden çekiliyor o ne hani dikiyorsun diye şöyle mi çekiyorsun bunun
ipini çekiyoruz. Gayet gayet aynen. Güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bunlar da güzel. Hafta adamı da kahve içine koyayım. İçindeki pilavını çok sevdim. Böyle baharatı falan. Ben iç pilav düşününce böyle kuş üzümü, dolmalık fıstık falan da olur diye düşünmüştüm. Öyle şeyler yok ama baharatı çok güzel. Kırık pirinçle yapmışlar diye görüyorum. Gayet lezzetli. Dışında da kokoreç tadı yok. Kokoreçten farklı bir şey. Farklı mı? Farklı farklı yani. Bayağı böyle bir... Kokoreç mi bu Bir daha yersin. Yerim. Hayır ben yemedim. İpini bile çekemedim. Kesin ye kesin. Dur bekle. Hayır çatal bıçak değil elle. İpini nasıl çekiyorsun? Böyle mi? Evet. Evet yani görüntü olarak. Beğendin mi? Anlamadım yine. Güzel. Ben de bir yandan yiyorum. Yani dolma gibi. Aynen dolma gibi. Sen gözümü kapayıp yiyorum. Niye yapıyorsun? Koyunun midesinden. Benim midesine böyle gidiyor. Sonra oradaki mide suyu tekrardan bağ. Öyle bir şeyler nasıl okumuştum. Nasıl ya? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum onu. Bakayım mı? Bak. Zaten koyun tadı bayağı böyle et tadı oldukça evet evet bayağı hissediliyor yani. Hayır. Hayır. Bir tane. Daha yedi olsun. Yok para getirme. Bak şimdi. Araçım sağ ol. Ondan sordum acaba et suyuyla mı pişmiş diye. Çünkü böyle hani et suyunda uzun uzun pişmiş, koyun etiyle birlikte pişmiş bir pilav tadı bayağı hissediliyor. Tasalı şırdan dolmasıymış. Ama hani genelde şırdan diye geçiyor. Burada iki tane var. Bir tanesi bu. Kelle paça Murat. Bir de karşıda Ataşehir'de varmış. İkisi için de hem Ekşi Sözlük'te hem internette hani çok iyi yorumlar verdi. Biz tabii yakın diye burayı tercih ettik. Eğer diğerine giden varsa aranızda. Siz de yazın yorumunuzu. Yemediyseniz daha önce hiç şırdan ben yemenizi tavsiye ederim. Bence değişik bir lezzet. Zaten böyle hani Türkiye'de çok farklı lezzetler var. Onları da böyle öğrenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben mutluyum şu anda bunu denediğim için. İstanbul'da çok yaygın olmadığı için yani sadece iki yerde olduğu için tabii bulması biraz zor. Ama mutlaka aranızda Adanalılar vardır. Siz bir de Adanalı gözüyle yorumlayın şırdanı. Yorum yazın aşağı. Adana'da şırdan bir şey varsa mesela bir... Gidelim mi? Nereye? Bundan sonra ne yiyelim? Kokoreç yaptık, şırdan yaptık. Şimdi ben bir ilginç bir şeyler bulayım bundan sonra yemek için. Hiç yemediğim bir şey var mı? Hiç yemediğim bir şey aklıma gelmiyor da canım şey çekti şimdi. Acaba Cemil Cemal'e gidip Bursa'da döner mi? İskender mi? Siz yazın. Hani Türkiye'nin farklı yörelerinde oturanlar vardır. Derler ki İdil bizim işte memleketin şurası çok meşhur. Mutlaka denemen lazım. Geliriz değil mi? Geliriz. Geliriz aslında deneriz. Aslında Karadeniz yemekleri olan ya ve atıyorum pepeçurası falan. Hiç yemedim mesela. Hiç yemedim. Ben pepeçurayla büyüdüm. O yüzden bu kadar akıllı. Merve'nin şeyi pepeçuradan geliyor. Görmüş olduk. Ben de yiyeyim o zaman biraz. Pepeçura bulalım. Varsa bildikleri Karadeniz böyle yöresine özel yemekler yapan bir yer burada vardı. Evet. Evet. O zaman bundan sonraki hedefimiz pepeçura. İstanbul'da iyi pepeçura yapan yer varsa bildiğiniz lütfen bize yazın. Ah süper. Şırdanın içinde haşlandığı salçalı su da böyle. Aynen öyle. Bunda peki uzun uzun kalıyor mu böyle? Uzun uzun pişiyor mu yoksa ne kadar pişme süresi yeterli? 1-2 saat falan pişiyor. Zaten içinde durdukça daha güzel. İyice o lezzeti içine alıyor herhalde. Tabii. Çok fazla pişirmenin o zaman da pirinçin evet. Kıvamı kaçar. Aynen. Peki domates salçası mı hem domates hem biber mi yapıyorsunuz? Biber salçası. Hem sadece biber. Salçayı içi hazırlarken ikisini kullanıyoruz. Hem domates hem biber. Pirinci kavururken. Kavururken. Normal suyunda sadece biber salçası. Seni benzettim İzmir'e. Ama İzmir'de de var akrabalarımız. Ama İzmirli'ye tipim benziyor. Neden?
demokrasi tipi de ondan. İzmir demek demokrasi demek. İzmir demek hürriyet demek. İzmir demek yaşam demek. İzmir demek uzun ömür demek. İzmir demek karizma demek. Tabii, siz İzmirli misiniz? Evet. Herhalde. Kahvesi. Gel, fal bakar mısınız? Gel. Otururuz. Fal? Otur. Fal bakar mısınız fal? Fal var mı? Vallahi atıyorum tutuyorum ama çıkıyor. Aa, tamam. Bize atar mısınız? Ha? Bize bakar mısınız? Bakarız. Oley. Oley moley. Sizin adınız ne? Tülay. Tülay Hanım. İzmirli olur da güzel isim olmaz mı? Olur. 75 yaşındayım maşallah. Maşallah gerçekten göstermiyorsunuz ama. Bak suratıma gören diye söylüyorum. Bunun kemiği yok işte. İçimdekini söylüyorum. İçimden geleni söylüyorum. Böyle böyle yapmıyorum ya millet i̇şte. Bazıları gibi. Alışım yok onlara. Peki hiç evlenmek isteyen olmadı mı? Olmuştur. Bu çiftler. Bir de gençliğimi düşün. Bir de İzmirli. Olmaz mı? Mesela karnı yarık. Alasını ben İzmir köfte alasını ay geçen gün İzmir köfte yaptım. Hömücük heyli. Hömücük. Hayır ö. Hömücük demek işte şey demek gibi. Tırnağın var mı? Tırnağın başını kaşı. Açık mı açık? Kısmet kapıların açık. Fakat kısmetin çok açık. Çok. İş. Senin yolların mı var? Var. Ama hanene ay doğuyor. Ve Yunus gibi bir kısmetin var. Yunus balığı. Kalp 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 kalp. Yüzün gibi kalbimiz var. Sıkıntıyı hemen nasıl attın? Hemen. Aslan ve öküz. Buyurun. Boğa. Aslanın üstünde aslan. Bak, Yunus balıkları. Getir. Buyurun. Attım. Birazını attım. Bak, birazını attım. Ne açıldı dibi. İp açtı tabii. Bir şey söyleyeyim mi? İşte ben size Peti Suresi'nden şeyi okuyayım, vakayı. Hemen olur mu? Gökten yağsın, yerden toplayayım paraları. Şunu şöyle yala, kısmettir o, yala şu. Kısmetim kalmasın, evet. Göz aydını var. Gözün göz aydını, göz aydını bir şeye sevineceksin, gözyaşı yapacaksın. Ama sevinçten yapacaksın. Ay, üzüntüden değil, sevineceksin. Mucize gibi bir şey. Böyle mucizeler olur, hep mucizeler. Peygamberlere ait değil ya, insanlara da veriyor Allah. Hiç ummadığın şeyler güzel. Evet. Şırdanımızı yedik. Tülay Nine ile muhabbetimizi yaptık. Ama günün sürprizi Tülay Nine oldu. Bize fal baktı. Biraz nasihatler verdi. Ya beni çok etkiledi. Şırdanı solladı. Tülay Nine'nin şu aşk hayat beni etkiledi. Ya onu kameraya aldık mı? Almadıysak ben söyleyeyim mi tekrar? Söyle sen. Şöyle ki Tülay Nine 75 yaşında İzmirli. 15 yaşındayken bir adama aşık oluyor. Ve adam evli çıkıyor. Yüzük takmışlar ama. Ve yüzük takmışlar aslında yani. Nişanlanmışlar evleneceğiz diye. Ve adamın evli olduğu ortaya çıkıyor. Ve Tülay Nine kahroluyor tabii. Çok üzülüyor. Ondan sonra bir daha kimseyle hiçbir şekilde evlenmiyor ya da nişanlanmıyor ya da bir işte ilişkisi olmuyor. Adam onun üzerine 5 kere daha evlenip boşanıyor. Ve böyle yani bir 15 yaşındaki bir aşk için aslında bütün hayatı. Ve hiç pişman değilim ve dedi. Ve hiç pişman değilim dedi ve anlatırken hala öyle bir konuşuyor ki benim hala aklımda dedi. Yani bilmiyorum var mı sizce böyle aşklar? Merve sence var mı? Yani bence... Sustuk kaldık. Olmalı. Yani tabii karşılıklı olsaymış daha iyi olur. Ailesi ondan sonra çok evlendirmek istiyor Tülay Nine'yi. Ama o ben kesinlikle evlenmeyeceğim diyor. Ve evlenmiyor. Ben bayağı etkilendim. Sen bayağı etkilendin. Merve'nin gözlerim doldu. Evet.
Ya da belki gerçekten böyle aşklar eskide kalmış. Ya şu anda mümkün değil. 15 yaşında sevdiğini düşünüyorum. Şimdi 15 yaşında evet. Çıktığım çocuğa hani evet. Zor. Ay travmaya geliyor. Atla travmaya şöyle tutuz. Ne yaparsın atlarsan? Bayağı şok olurum. Atlar mısın? Hayır düşerim bir yerimi kırarım. Bir an atlayacağını sandım, yalan yok. Bak o çocuk atla, bak bak atlıyor. O zaman ne diyelim? Şırdancı da dediğimiz gibi araya Tülay'ın sohbeti girdi, olay çok uzadı ama böyle gitmemizi istediğiniz, denememizi istediğiniz lezzetler varsa yöresel yemekleri özellikle takip etmeye çalışıyoruz. Bize lütfen videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir videoyu beğendiyseniz de lütfen beğenin. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.